Eğitmeden herkes merhabalar. 8 sınıflar matematik dersi 2. dönem 2. yazılı soru çözümleri yapacağız sizler için. Hepinize şimdiden başarılar diliyoruz. İlk soruyla başlayalım. İlk soruda üçgende açıkkenar bağıntıları ile ilgili bir sorumuz var. Şekildeki PRS çeşitkenar üçgeninde PR'nin santimetre cinsinden alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Şimdi PR diyelim, PR arada olacak. Herhangi bir kenar şu kuraldan yapıyoruz. Diğer iki kenarın farkından büyük, farkı bir toplamından küçüktür. Yani 9'dan küçük olacak. Buna göre kaç farklı tam sayı değeri var? Bu da çeşit kenarmış. Yani PR yerine 4 ve 5 gelemez. O zaman 2 var, 3 var. 4 ve 5'i alamıyorum. 6, 7, 8 olacak. Yani 5 tane olduğu için cevabımız burada B şıkkı oluyor. Geldik ikinci soruya. Dik koordinat sisteminde y eşittir 2x artı 5 doğrusu ile y eşittir y eksi 3x eşittir 1 doğrusunun kesim noktalarının ordinatı aşağıdakilerden hangisi? Şimdi y burada 2x artı 5 ise y yerine 2x artı 5 yazalım. Yani 2x artı 5 eksi 3x eşittir 1. Burada 5'i karşıya atıyorum. 2x eksi 3x eksi x kalır. 1 eksi 5'ten eksi 4. O zaman x 4 çıktı. Apsisimiz 4. Apsisi 4 olan iki tane şıkkımız kaldı. Şimdi x yerine 4 yazalım şurada. Y'yi bulalım. Y eşittir. 2 çarpı 4 artı 5. 2 kere 4 8. 5 daha 13 olacağı için cevabımız 4,13 koordinatını gösterir. Yani A şıkkı. Üçüncü soru şekilde bir dik yamuğumuz var. ADDC dik, AB AD dikmiş. 4, 10 ve 5'i görüyorsunuz zaten şekil üzerinde. Buna göre BC kaçtır? BC X diyelim. Bu tür sorularda hemen B'den dik çizelim. Sol tarafta bir dikdörtgen oluşturduk. Dikdörtgenin karşılıklı kenarları eşit biliyorsunuz. O zaman 4 olacak burası. 10'dan 4 çıktı. Burayı buluruz. 6. Şurası 5 olduğu için karşısı da 5 olacak. Şimdi x'i bulalım. X'i hangi bağıntıyla bulacağız? Pisagor bağıntısıyla. Yani x kare eşittir. 5'in karesi artı 6'nın karesi. Hemen toplayalım. 25 artı 36'dan 61 yapıyor. Cevabımız karekök 61 olacak. Bu da B şıkkıymış cevabımız. Geldik dördüncü soruya. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur diyor. Bakalım hangisi doğru? Karekökte ifadelerin karesini alın. Şimdi kök 20'nin karesi 20 zaten. 2 kök 3'ün karesini alalım. 2'nin karesi 4, 4 kere 3 12. 12 büyüktür 20 olmayacağı için A şıkkı bir kere cevap olamaz. B şıkkı 2 kök 3'ün karesi şuraya yazayım. 12. Az önce yaptık. 5. 5'in karesi. Tabii burada 25 yazıyoruz. Karelerini alıyoruz. Küçüktür. Kök 27'nin karesi 27. Kök 20'nin karesi 20 olacağı için. Şimdi 20 bu sayılardan 27'den ve 25'ten büyük olmayacağı için cevabımız B de olamaz. Diğer şıkka bakalım. 2 kök 3'ün karesi arkadaşlar 12 idi. 20 zaten karesi. Karesi 25. 5'in karesi. Bu da 27. Evet, doğru bir sıralama söz konusu olduğu için cevabımız C şıkkı oluyor. Geldik 5. soruya. Üst ifadelerle ilgili bir sorumuz var. İşleminin sonucu kaçtır diyor bize. Şimdi bu ifadeyi şöyle alabiliriz. 10 üzeri 3 ya. Burayı 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 3 olarak ayıralım. Paydamızda 5 üzeri 3 vardı. Çarpı. Şimdi üstlü sayılarda üstler aynı ise bölmede payın üstünden paydanın üstü çıkarılır. Böyle yazabilirim. Şurada 5 üzeri 3'ler gidiyor. 2 üzeri 3 biliyorsunuz 8. 2 üzeri 1 kaldı burada. Bu da 2. 8 kere 2 16 oluyor. Cevabımız yani B şıkkı. Gelelim bir sonraki soruya. Yani 6. soruya. Şekildeki sarkaç 25 santimetre uzunluğunda olup eğimi kaçtır diyor. Bulalım eğimini. Eğim arkadaşlar dikey uzunluğun yatay uzunluğa bölümü ile bulunur. Şimdi burada şu BC uzunluğunu bulmalıyız. Biliyorsunuz temel üçgenimiz vardı. 3, 4, 5 üçgenimiz vardı. Şunu çizelim. 3, 4, 5 üçgeni. Bunların hepsini 5 katına alın. Çarpı 5 yapalım. 15, 20, 25 üçgeni. Demek ki şurası 15 birimmiş. Ne dedim az önce? Eğim dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranıdır. Yani 20 bölü 15 yapacaksınız. Bunları da 5'e bölün. 4 bölü 3 olacak. Cevabımız gördüğünüz gibi A şıkkında var.
Geldik 7. soruya. Denklemini sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir? Tipik bir denklem sorusu. Payda eşitleyeceğiz gördüğünüz gibi. Ne yapacağımız belli. Burayı 2 ile burayı 5 ile çarpacağız zaten. Onu da bir şeyle çarpmaya gerek yok. 1 ile de çarpabiliriz. 2 ile çarptık 4x. 5 ile çarptık eksi 15 eşittir x. X'i buraya alıyorum. 15'i karşıya atıyorum. Yani 3x eşittir 15 oldu. Her tarafı 3'e bölünce x eşittir 5 olacak cevabımız. Gördüğünüz gibi D şıkkı. Geldik 8. soruya. A noktasının orijin etrafında saat yönünde 90 derece döndürülmesi ile oluşan A noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi saat yönü değil mi? Saat yönü tersine demiyor. Saat yönü yani şuradan şuraya 90 derece döndüreceksiniz. Şimdi orijin etrafında diyor. Orijine doğru bir çizgi çizelim. Şu çizgiyi 90 derece döndürüyorsunuz. Diyelim ki şurası alfa, şurası teta. Alfa artı teta 90 derece olacak. Şimdi o zaman şurayı teta yapmalısınız. Teta'nın karşısında bakıyorsunuz 2 birimlik yer var. O zaman 2 birimlik yani şuraya geleceksiniz. Şurası da alfa olur. O zaman bizim koordinatımız 2'ye, şurası da 1 olduğu için 2,1 koordinatını gösterir. Cevabımız gördüğünüz gibi B şıkkında var. Geldik 9. soruya. Bilimsel gösterimi 1,2 çarpı 10 üzeri 7 olan sayı hangisidir diyor. Bir kere şunu yazalım. 12 çarpı 10 üzeri 6 yazalım. 12'nin yanına 6 tane 0 katılmalı. Yani 12 yazıyoruz. 6 tane 0. Bakalım hangi şıkta bu cevabımız var? Evet, C şıkkında 12'nin yanında 6 tane 0 olduğu için cevabımız C şıkkı olacak. Geldik 10. soruya. X kare artı AX artı 49 ifadesi tam kare bir ifade olduğuna göre A aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu ifade neyin açılımı? X kare X'in karesinden gelir. 49 7'nin karesinden gelir. Artı 7'nin karesinden gelir. Şimdi bu ifadeyi açalım. Birincinin karesiydi. Bunların çarpımının iki katıydı. 7 çarpı x 7x. 2 katı 14x. Artık 7'nin karesi de 49. Demek ki A sayımız kaçmış? 14'müş. Cevabımız onun için B şıkkı. Gelelim 11. soruya. Yanda açık hali verilen silindirin hacmi kaç santimetre küptür diyor bize. Burada pi'yi de 3 alın diyor. Şimdi şu açık halinde şurası dairenin çevresi kadardı. Dairenin çevresi 2 pi r formülüyle bulunur. Eşittir 30 diyelim. Buradan r'yi bulacağız. Pi yerine de kaç alın diyor? 3 alın diyor. 2 kere 3 6. 6'ya bölerim 30'u. R 5 çıktı. Peki silindirin hacmi nasıl bulunur? Pi r kare çarpı h formülüyle bulunur. Pi yerine 3 yazıyoruz. R'yi de 5 bulduk. 5'in karesi 25. H'ımız yani yüksekliğimiz 10 olacak. Çarpalım. 75 çarpı 10. 750 santimetre küp oluyor. Cevabımız burada B şıkkı oluyor. Geldik 12. soruya. 1 bölü 2 üzeri x eşittir 32 olduğuna göre x kaçtır? Şimdi 1 bölü 2 o yazılmış. Ben bunu yukarı alırsam yani paya alırsam 2 üzeri eksi x olarak yazılır. 32 de 2 üstü 5'tir. Şimdi tabanlar eşitse üstler de eşit. Eksi x eşittir 5 yazarsak x eşittir eksi 5 olacak. Cevap gördüğünüz gibi A şıkkı oluyor. Şimdi geldik 13. soruya. Aşağıdakilerden hangisinin yüz sayısı daha fazladır? Şimdi küpün biliyorsunuz 6 tane yüzü var. Üçgen piramit bakın 2 aşağıda 2 yukarıda 3 de etrafında 5 tane yüzü var. Şuna bakalım üçgen piramit bir tane tabanında 3 tane de arkadaşlar yanlarda bu da 4 tane yüzü var. Buna diyor kare piramit. Bir tane tabanı, 4 tane de etrafında 5 tane yüz olmuş olacak. En çok hangisi çıktı? Küp çıktığı için cevabımız A şıkkı oluyor. Geldik 14. soruya. Bir sütun grafiğimiz yani histogramımız var. 14. ve 15. soruları histograma göre cevaplayınız. Grafik bir sınıftaki öğrencilerin boy uzunluklarına göre dağılımını gösteriyor. Yukarıdaki histogramda bir sınıftaki öğrencilerin boy uzunluklarına göre dağılım verilmiştir. Buna göre bu sınıfta kaç öğrenci vardır diyor. Şimdi şurada 3 öğrencimiz var. Yazalım tek tek.
Şu aralıkta turuncu olan kısımda 6 tane var. Sarı olanda 4 tane var. Morda 2 tane. Mavide 8 tane. Lacivertte 2 tane. Şu yeşilde, açık yeşilde de 5 tane var. Bunların toplamını soruyor. Toplayalım 9, 13, 13, 23. 30 tane oldu arkadaşlar. Toplam 30 tane öğrencimiz var. Cevabımız da C şıkkı oluyor. Şimdi grup genişliğini şu şekilde bulacaksınız. Aynı grupta yer alan sayıların üsttekilerini birbirinden çıkarabilirsiniz veya şurada iki tanesini, en alttaki iki tanesini birbirinden çıkarırsınız. Fark etmez. 155'ten 152'yi çıkardık. Cevabımız arkadaşlar 3 olacak. Histogramın grup genişliğini bu şekilde buluyoruz. Şimdi geldik bir sonraki sorumuza, yani 16. soruya. Eşsizliğinin çözümünü gösteren sayı doğrusu aşağıdakilerden hangisidir diyor bize. Şimdi bu eşsizliği çözelim. Önce eksi 1'i karşıya attım artı 1 olarak. 2x küçük eşittir 12. 2'ye böldüm. X küçük eşittir 6 çıktı. 6 ve 6'dan küçük sayılar. O zaman 6'nın sol tarafını işaretlemeliyiz ve içi dolu bir nokta olmalı. Çünkü eşittir var. Cevabımız gördüğünüz gibi o zaman B şıkkı olacak. Şimdi geldik 17. soruya. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Karekök 75, 5 kök 3 müdür? Karesini alalım bunun. 5'in karesi 25, 25 kere 3 75 doğru. Şunun karesini alalım. 3'ün karesi 9, 9 kere 2 18. Şunun karesini alalım. 9'un karesi 45, 45 kere 5 arkadaşlar 225 yapacak. Cevabımız onun için C şıkkı yanlış oluyor. Geldik 18. soruya. Yanda tabloda verilen bilgilere göre ifade edilen piramit çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Köşe sayısı 7, yan yüz sayısı 6, ayrıt sayısı 12'ymiş. Şimdi şuradan hareket edebilirsiniz. Yan yüz sayısı 6 ise tabanı 1 arkadaşlar. Yan yüz sayısına göre tabanı da bir düzgün şekil olacaktır. Yani altıgen olması lazım şu şekilde. Tabanı bir altıgen olmalı. Ki yan yüz sayısı 6 olsun. Şöyle çiziyoruz bunu da. Şöyle çizmeye çalışayım elimizden geldiği kadarıyla. Yan yüz sayısı bu şeklin 6 tanedir. 6 tane eş üçgen var. Tabi düzgün çokgen mi değil mi dememiş. Köşe sayısına dikkat edin. Yine 7 tane olacak. Sayalım. Bakın aşağıda 6 tane var. Şöyle. Bir tane de yukarıda olduğu için 7 oldu. Ayrıt sayısı da aşağıda 6 tane ayrıt kenarımız var. Yukarı doğru da olan çizgilerimiz de 6 tane olduğu için toplam 12 tane olacak. Yani anladınız artık. Cevabımız burada B şıkkı olacak. Geldik 19. soruya. Aşağıdakilerden hangisi bir koninin açılımını olamaz diyor. Şimdi burada şöyle bir formülümüz vardı. Şu açı bölü 360 değil mi? 90 bölü 360. Sadeleştirin. 1 bölü 4. Yani yarı çapla koninin yan ayrıtının uzunluğu oranı 1 bölü 4 olmalı. Evet, A şıkkı oluyor. B şıkkına bakalım. 120 bölü 360. Sadeleştirin. 1 bölü 3 olacak. 2 bölü 6 da 1 bölü 3 olduğu için B şıkkı da oluyor. C şıkkına bakalım. Burası 180 derece biliyorsunuz. 180 bölü 360. Bu da 1 bölü 2 olacak. Yani 4 bölü 8 de 1 bölü 2 olduğu için C şıkkı da olur. Şuraya bakalım. Buradaki açımız 270 derece. 270'i 360'a bölelim. Her iki tarafı 90'a bölerseniz 3 bölü 4 olur. Peki 6 bölü 9 3 bölü 4 müdür? 3 de sadeleştir. 2 bölü 3 yani farklı olduğu için bu bir koninin açılımı olamaz. Cevabımız D şıkkı. Geldik 20. soruya. 20. soruda 3 gömlek ile 2 eteğin fiyatı 170 lira. 2 gömlek ile 3 eteğin fiyatı 180 lira olduğuna göre bir gömleğin fiyatı kaç liradır? Bu sorunun çözümünü size bırakıyoruz. Aşağıda yorumlar kısmına çözümünü yaparsanız en iyi yorum çözümü yapan ve doğru cevabı yapanın yorumunu sabitleyeceğiz. Hepinize başarılar diliyoruz. Bize destek olmak için kanalımıza abone olursanız seviniriz. Hoşça kalın.